Herkese merhabalar, 8. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı programımıza başlıyoruz. Hemen sorulara geçeceğiz, hemen konu anlatımına geçeceğiz ve bugün sizlerle birlikte 100 aldıran bir video çözeceğiz arkadaşlar inşallah. Biliyorsunuz ki bizler esasında temel hedefimiz nedir Tonguç Evladım? LGS hocam. Harikasın, esas hedefimiz LGS. Fakat LGS için bu yazılarda çok değerli olduğu için bu yazılarda hedefimiz 100 almak. Bu arada arkadaşlar, Milliyetin Bakanlığı örnek yazılı sorusu benzerlerini biliyorsunuz. ...bugün yayınladı, daha doğrusu dün akşam yayınladı. Bizler de sizler için map örnek yazılı sorusu benzerlerine... ...hem ögelerde, hem cümle anlamında, hem de hem işte... E, yazım yazma konusunda metinlerle alakalı hazırladık. Birazdan onları da çözeceğiz. Mükemmel bir şekilde pekiştireceğiz. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar yazma konuşma dinleme sınavlarımız da var Türkçe'de. Birazdan hemen onlarla alakalı taktikleri vereceğim introdan önce. Bu taktikleri dinleyeceksiniz. Sonrasında sizlerle birlikte fiilimsi, cümle nögeleri, sözcük cümle parça anlamı, parça anlatım, metin türleri, yazım kuralları ve noktalama şartlarıyla alakalı hem konu anlatımı hem de soru çözümü yapacağız. Direkt Milliyetin Bakanlığı'nın hazırladığı soru tarzına göre sizler Muhtemelen yazı notlarınızı zaten hazırladınız. Fişler kitaplarınızı hazırladınız. Zaten Milliyetin Bakanlığı da arkadaşlar soruların dağılım tablosunu verdiler. Yani dedi ki Milliyetin Bakanlığı 8. sınıf Türkçe dersinde konu soru dağılım tablosu yaptı. Eğer sizler ikinci sınavda mesela burada demiş ki ikinci sınavda dinleme sınavında neler sorulacak? Konuşma sınavında neler sorulacak? Veyahut da yazma sınavında neler sorulacak? Bunların hepsini tek tek bizlerle paylaşlar Cümlenin ögelerinden %100 soru sorulacak. Niye? Çünkü net bir şekilde verilmiş. Veyahut da öyküleyici anlatım türü, hayali ögeler, serim düğüm çözüm bölümleriyle alakalı soru gelecek. Ana fikirle alakalı soru gelme ihtimali şu anda yok gözüküyor. Neden? Çünkü bunu bize başka bir şekilde konu üzerinden soracaklar. Bizler de her şeyi hazırladık sizler için ve bu sorulara uygun bir şekilde süper bir yazılı sınavı provası hazırlayacağız arkadaşlar. Lütfen herkes şimdi arkasına yaslansın ve hemen videomuza başlayalım. Şimdi öncelikle intro'ya girmeden önce taktikleri vereceğim dedim. Sonra introyu gireceğiz dedim. Çünkü introda önemli bir duyurumuz var. Yazma konuşma dinleme taktiklerini hızlı bir şekilde anlatıyorum. Yazma sınavında arkadaşlar mutlaka mutlaka size bir kompozisyon konusu verildiğinde diyelim ki şurası boş bir sayfa olsun. Mutlaka satır başı bırakmanız gerekiyor. Yani şöyle sayfanın sağında ve sonunda boşluk bıraktığınız gibi ilk satırda da mutlaka daha fazla bir boşluk bırakmaya şu kısma satır başlıyoruz. Burası geliş paragrafı arkadaşlar. Sonrasında gelişme paragrafında yine satır başımız var. Bunu devam ediyoruz bu şekilde. Sonrasında yine sonuç paragrafında da satır başımız olması gerekiyor. Burada çok önemli buraya başlığımızı yazmamız gerekecek başlık. Şu şekle çok önem veriyor hocam. Nasıl yazım kuralları ve noktalama işaretleri önem veriyorsa bu şekle yani giriş gelişme ve sonuç olmasına satır başı yapılmasına çok önem veriyor. Girişte anlattıklarınızı sonuçta bir kez daha tekrar edebilirsiniz. Yani örnek veriyorum İnternetin faydaları hakkında bir yazı yazmanız istediyse hoca burada internetin işte bankacılık, oyun, eğlence, müzik gibi faydaları vardır dedim. Burada aynı şeyi bir kez daha tekrarlayabilirsin. Burada ise gelişe paragrafı da bunu daha açarak örneklerle göstermen gerekiyor. Türkçe kelimeler kullanmamız gerekiyor. Selfie değil öz çekimlememiz gerekiyor. Yazım noktalama hatası önemli. Burada Eğitim Bakanlığı'nın verdiği soru dağılım tablolarında da yazma sınavında mutlaka ama mutlaka yazım kurallarına dikkat edilmesini önemsemiş. Buradan hata yaparsanız hocanız puan kırabilir. Fazla kelime tekrar da yapmayın yani sürekli olarak misafir diyeceğiniz arada bir konuk kelimesini de kullanabilirsiniz. Hemen geçiyorum konuşma sınavına. Burada kısa cümleler kurmamız lazım. Arkadaşlarınız sizi güldürebilirler ama siz zaten artık kaç senedir berabersiniz. Yabancı sözcükler kullanmayın. Vücut dilinizi iyi kullanın. Vücut dili ne demek hocam? Yani jestler, yüz ifadeleriniz mimikler ve konuştuğunuz kişiyle göz teması da yine önemli arkadaşlar. Dinleme sınavında anahtar kelimeler. Hani biliyorsun Tonguç'um bu metindeki konuyu metnin başlığını verirlerken... paragrafın içerisine geçen sık sık kullanılan kelimeleri biz anahtar kelimeler diyorduk. İşte bu anahtar kelimeleri dinleme sınavında da size sorabilirler. 5N 1K sorularının cevapları yani ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularının cevaplarını senden isteyebilirler. O yüzden öğretmenin bir şey okuduğunda ya da bir şey dinlettiğinde buradaki sorulara odaklanmalısın. Sayılar ve tarihler özel isimlerinde önemli olduğu mutlaka bilmesi lazım. Mesela 1070 mesela diyelim ki 1071'den değil de 8. sınıf konularından bir örnek verebilir. Der ki işte Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra ilk olarak Havza genelgesini yaptı der. Burada Mustafa Kemal Atatürk özel ismi, tarihler bunlar birazdan boşluk doldurma olarak ya da soru olarak senin karşına gelebilir. Şimdi hemen birinci dönem ikinci yazılı konularına başlıyoruz. Önce filmsi ve ögelerle alakalı sorulara bakacağız. Sonrasında da diğer anlam bilgisi yazım kuralları sorularını çözeceğiz. Bu arada arkadaşlar Milliyetin Bakanlığı'nın yaptığı ortak sınav denemelerine de hem yazılı notlarımızdan hem de tüm dersler kitabımızdan arkadaki etiketi kazıyarak ulaşabilirsiniz. Bu nasıl oluyor gelin isterseniz intromuzu izleyelim. Sonrasında direkt yazılı provamıza başlayalım. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav denemelerine hem yazılı notlarından hem de tüm dersler kitabından ulaşabilirsiniz. Öncelikle tüm dersler fijital, yani hem fiziksel hem dijital kitabımızı nasıl aktif edeceğimizi görelim. Kitabın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Çıkan kodu TAS Mobil uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme giriyoruz. Aktif et dediğimizde ise hem kitabın dijital versiyonuna hem de Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav denemelerine ulaşabiliriz. Hepinize de sınavlarda başarılar. Evet arkadaşlar şimdi birinci dönem ikinci yazılı konularımıza başlıyoruz. Zaten fiilimsi ve cümlenin ögeleri birazdan hem konu anlatımı yaparak hem de seçici sorularla öğreneceğimiz kısım. Sözcükte anlam, parçada anlam, cümlede anlam, metin türleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri Bunları zaten LGS sürecinde en baştan beri biliyoruz. Bunlarla alakalı bol soru çözmemiz lazım. Ve bunlara çalıştığımızda zaten direkt olarak... ...neye de çalışmış oluyoruz sonuçta? LGS'ye çalışmış oluyoruz. Harikasın. Şimdi o zaman hızlı bir şekilde filmsiyle ve cümle nögeleriyle başlayalım. Burada ilk başta anlam bilgi sorusu var ama ben fiilimsi sorusuyla başlamak istiyorum. Sorumuza diyor ki, burada diyor ki... ...bu dizelerde geçen fiilimsileri türlerine göre aşağıda belirten yerlere yazınız diyor. Sınavınızda buna benzer bir soru gelecek. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Ama öncesinde fiilimsiyi unutan ya da hatırlamak istemeyen arkadaşlar için bir kez daha şöyle hatırlatalım. Arkadaşlar fiilimsi nasıl buluyorduk? Öncelikle fiilimsi fiillerden türüyordu. Bak kökü fiil yani fiilden fiilimsi oluyor. Kökü fiil. Dolayısıyla bakın şöyle bir şeye sakın fiilimsi demeyin. Bunu birazdan zaten soruda da göstereceğim. Mesela yol boyunca yol boyunca ağaçlar vardı. Bu cümlede fiilimsi var mı Tonguç Eladım benim? Yok hocam. Harikasın bu cümlede fiilimsi yok. Niye? Çünkü yani boyunca boymayınca diyemezsin. Ama bazı öğrenciler sizleri tenzih ederim arkadaşlar. Bu boyuncaya ya önceki almış films diyor, Öyle bir şey yok. Filmslerin en önemli özelliği mame ile olumsuz yapılabiliyorlar. Yani filmsin en önemli özelliği mame ile olumsuz yapılabilir. Mame ile olumsuz yaptıktan sonra mame ile olumsuz yaptıktan sonra aldığı eklere göre eğer mayışmak için aldıysa isim fiil. An esi dikecek dikecekmiş şekilde aldıysa sıfat fiil. Diğer geriye kalan ekler aldıysa da zarf fiil oluyordu. Şimdi istersen soru üzerinden gidelim. Demiş ki bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar başını kaldırarak boşluğu dinliyordu diyor. Şimdi öncelikle yüklemimizi bulduk. Dinliyordu'yu bulduk. sonrası geriye kalan kelimelerden mameyeki alanlara bakıyoruz. Uzayan, uzamayan diyebiliriz. Dönen, dönmeyen. Kıvrılan, kıvrılmayan. Yollar başını kaldırarak, kaldırmayarak. Bak kaldırarak, kaldırmayarak diyebiliriz. Boşluk kelimesi olumsuzluk eki alabilir mi Tonguç? Alabilir hocam. Nasıl alabilir? Alamaz ki boşluk yani boşluk mame eki alamaz. Bak olumsuzluk ekinden kastımız mame. Boşluk alamaz devam ediyoruz. Gökler bulutlanıyor rüzgar serinliyordu. Şimdi burada rüzgar serinliyordu bir yüklem aynı zamanda bulutlanıyor da bir yüklem. Yani bu cümlede bir iki tane yüklem var buna dikkat edeceğiz. Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince. Bir yağmur ince ince serpilmeye başladı diyor. Bak başladı diye var. Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince bir yağmur ince ince serpilmeye başladı diyebiliriz. Şimdi bak. Bir, iki, üç tane yüklemimizi bulduk. Dört tane yüklemizi bulduk. Geriye kalanlardan da az önce söylediğimiz gibi mameye alanlara bakıyoruz. Yani fiilimsinin mantığı bu. Önce yüklemi buluyoruz. Sonrası geriye kalanlardan mameye alanlara bakıyoruz. Yüklemleri bulduk. Kareye aldık. Dikdörtgen için aldık siyahla. Uzayan, uzamayan. Dönen, dönmeyen kıvrılan kıvrılmayan, kaldırarak kaldırmayarak, serpilmeye serpilmemeye, ee, çevrilince çevrilmeyince diyebiliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fiilimsi var. Şimdi bunlardan hangisi isim fiil, hangisi sıfat fiil, hangisi zarfi nasıl anlayacağız? Öncelikle fiillerimizin kökünü bulmamız gerekiyor. Bu fiilin kökü uzamak, an eki almış. Dönmek, en eki almış. Kıvrılmak, an eki almış. Kaldırmak, erek eki almış, arak eki almış. Serpilmek, m eki almış. E, Veya da çevrilmek ince eki almış. Ekleri bu şekilde bulmamız gerekiyor. O zaman mayışmak eklerini alanlar isim fiil oluyordu. Burada maışmak ya da meişmek diyebileceğimiz için serpilmeye sözcü isim fiil olarak karşımıza çıkıyor Tonguç Eladım benim. Sıfat fiiller ise uzayan, an eki almış, anası mezar dikecekmiş eki. Aynı zamanda dönmekten dönen, kıvrılmaktan kıvrılan bunlar anası mezar dikecekmişteki an ekini alan sıfat fiiller. Zarf fiillerde geriye kalanlar oluyor. Erek ekini alan kaldırarak bu bir zarf fiil ve aynı zamanda çevrilince sözcüğü de bir zarf fiil oluyor Tonguç Ali Yani mantığımız son derece basit. Yapmamız gereken şey net bir şekilde belli. Önce yüklemi buluyoruz. Sonra geriye kalanlardan mame ile olumsuz yapılabilenlere bakıyoruz. Bakın şimdi ekranları baştaki arkadaşlarımız ve sevgili Tonguç. Bakalım bunu yapabilecek misin? Bak burada bir cümle yazıyor görüyor musun? Bu dizelerde geçen filmsileri türlerine göre aşağıda belirtilen yerler yazınız diyor. Bu siyah cümledeki filmleri bulalım mı seninle? Önce yüklemi buluyorum. Bak yüklemi siyahla dikdörtgen için alayım. Yüklemi nedir bu cümlenin Tonguç'um? Yazınız. Harikasın. Yazınızı dikdörtgen için aldım. Sonra geriye kalanlardan da mame iki alanlara bakacağım. Bu dizelerde bu alır mı sence Tonguç'um? Geçen geçmeyen. Harikasın. Geçen geçmeyen. Fiilimsiler türlerine göre aşağıda belirtilen belirtilmeyen iki ettiği yerlere bu kadar. Başka da filmsi yok. Burada filmsi yazıyor ama filmsi Çünkü filmsi kelimesinin kendisi filmsi Şaka bir yana geçen kelimesi sıfat fiil. Belirtilen kelimesi sıfat fiil. Yazınızı yüklem. Mantığımız bu kadar basit. Tonguç Eladım benim. Şimdi gelelim Milletin Bakanlığı'nın öge dizilişleriyle yani cümle ögeleriyle alakalı örnek yazılı sorusuna. Burada bizden bir cümle verip de bu cümlenin ögelerini istememişler de. Özne yüklemi olan bir cümle kur demişler. Ya da Dolay tümleci öznesi olan işte buna benzer. Tabi bu arada dolaylı tümlecinin diğer adının da yer tamlayıcısı olduğunu söylemiştik zaten az önce. Zar tümleyici de zar tamlayıcısı. Diğer adlarını da burada bir kez daha kullanmış olalım. Zar tamlayıcısı diye. Şimdi özne yüklemle alakalı cümle çok rahat kurabiliriz. Mesela e, bir cümle kur bakalım Tomuç evladım benim. Nasıl yani hocam? Nasıl yani? Yok evladım. Özne ve yüklemden oluşan bir cümle kuracaksın. Cümleye ögelerini ayırdığımızda diyeceğiz ki bu özne bu yüklem. Ben eve gidince hemen oyun oynuyorum hocam. Mesela yanlış yaptın. Niye? Ben eve gidince hemen oyun oynarım dediğin zaman oynarım yüklem. Kim? Ben özne. Ne zaman eve gidince zar tümleci, zar tamlayısı. Ne zaman hemen ne oynarım oyun. Bak bir sürü öge var. Sadece özne ve yüklemden oluşan bir cümle kullanacaksın. Mesela şöyle eve geldim mesela veyahut da ben geldim mesela bak. Ben geldim dediğin zaman bu özne ve yüklemden oluşuyor. Niye? Geldim yüklem. Kim geldi? Ben özne. Veyahut da İstanbul İstanbul işte çok güzel bir şehirdir. Mesela veyahut da e, en büyük İstanbul en büyük e, şehrimizdir yani en kalabalık şehrimizdir manasında. Bunu yaparsan özellikle olmuş oluyor. Şimdi bunu yapmak belki kafanı karıştırıyorsa şu biraz zor geliyorsa böyle bir cümle ben geldim Ali geldi bu kadar diyebiliriz. Sonuçta cevap doğruysa Milliyetin Bakanlığı bunu doğru kabul etmek gerektiğini söylüyor. Hocalar doğru kabul edecek. Cümle uzun olsun içinde 10 tane kelime olsun demek gerek yok. Özellikle ben geldim. Ahmet çalışkandır. Bu kadar basit. Ama senin az önce söylediğin cümle ben eve gidince hemen oyun oynarım o upuzun bir cümle. Yani ben var özne eve gidince zarf tümleci zarf anlayısı, hemen zarf anlayısı, oyun belirtisi nesne oynar... bir sürü öge oluyor olmaz. Şimdi demiş ki dolaylı tümleç özne zarf tümleci belirtisi nesne yüklem ufak bu sefer zorlamış mesela. Burada dikkatli olacağız. Böyle bir cümle geldiği zaman öncelikle şuna dikkat edeceğiz sonuç benim. Birincisi özne yüklemi bir kere belirleyeceğiz ki ardından dolaylı tümleç ya da zar tümleç ya da belirtisi nesne alabilen bir cümle olsun. Mesela diyelim ki e, ne diyelim? Öğrenciler diyelim bak. Buraya özlemizi yazalım. Öğrenciler tamam mı? Bu en kolay cümlelerin başında kullanılabilen bir öznem. Öğrenciler ne yapıyor mesela? Senin en çok yaptığın şey soru çözmek değil mi? Çözüyor. Tamam. Ne çözüyor? Belirtisi nesne. Soru çözüyor. Tamam mı? Ne zaman? Şu anda. Öğrenciler bak. Öğrenciler şu anda soru çözüyor. Dolaylı tümleş lazım. Burada nerede sorusuna cevap veren bir kelime, bir ifade koymamız lazım. Mesela nerede çözüyorsunlar? Okulda diyelim. O zaman okulda öğrenciler şu anda soru çözüyor. Yani sen eğer sınavında böyle bir şey yap derlerse, hep genellikle bu, buna benzer bir örnek üzerine Yani öğrenciler çözüyor. Buna her türlü nesne getirebilirsin. Belirtisi nesne. Soruyu çözüyor dersin. Belirtili nesne olur. Zar tümleci getirebilirsin. Şu anda çözüyor, yarın çözüyor, hızlı çözüyor, dikkatli çözüyor. İşte çok çözüyor, az çözüyor fark etmez. Dolaylı tümleç getirebilirsin. Okulda çözüyor, sınıfta çözüyor, evde çözüyor. Öğrencileri değiştirebilirsin. Arkadaşlarım, işte sınıf arkadaşlarım, Aliler, Ahmetler fark etmez. Yani kendine bir yüklem verileceksin. Her türlü nesneyi, zar tümlecini, dolaylı tümleci alabilen. Sonra da bu sınavda çıkarsa buna göre hareket edeceksin Tonguç'um. Mesela burada aynı şekilde. Şimdi çözüyor değil de başka bir örnek görelim mesela. Diyelim ki öğrenciler yerine ee, Ali diyelim mesela. Ali hani normal bir özlemizi koyduk. Ali'yi koyduk. Sonrasında ne yapsın mesela? Ee, bir işlem yapsın. Ne yapsın Tonguç evladım benim? Bulamadım hocam. Bulamadım. bulamadım. Sen bulamadım diyorsun ama ben sana... Bulamadım kelimesi sen de cümle kurayım Bak, sen cevap bulamadın ama ben sana sanki bulamadığımı cevap vermesin gibi yazıyorum. Ali mesela bulamadı tamam mı özne yüklem. Ali ne zaman bulamadı dün bulamadı. Neyi bulamadı kitabını bulamadı. Nerede bulamadı Evde bulamadı diyebilirsin mesela. Ali bulamadı. Dün bulamadı. Kitabını belirtili nesne bulamadı. Evde bulamadı. Burada senin dikkat etmen gereken şey şu Tonguç'um. Doğru ögeleri bulabilmek için doğru soruları sorabilmek. Yani kim bulamadı? Ne zaman bulamadı? Neyi bulamadı? Nerede bulamadı demen lazım. Dolayısıyla çözüyor ve bulamadı gibi veya seviyor gibi basit fiilleri, basit yüklemleri oluşturup hemen başına da basit bir özne koyuyorsun. Sonra da buradaki senden istenen ögeleri o sorulara göre tamamlamış oluyorsun Tonguç'um. O zaman film C'yi öğrenmiş olduk. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Size sınavda sıfat fiil ile alakalı adlaşmış sıfat fiil ya da sıfat da farkında sorabilirler. Bununla alakalı da bir gösterme e, bir soru varsa onu da göstereceğim ama şurada yazmak istiyorum. Bakın şimdi bunu genellikle test kitaplarında görüyorsunuz. Mesela diyelim ki e, çalışan öğrenciler başarır dediğimizde bu cümledeki yüklem nedir Tonguç Ali Adım benim? Başarır. Harikasın. Başarır yüklem. Peki fiilimsimiz hangisi? Çalışan çalışmayan. Muhteşemsin. Çalışan çalışmayan. Bu da fiilimsimiz. Şimdi burada şu çok önemli. Bu cümlede çalışan kelimesi an ikini almış bir sıfat fiil. Bunu zaten biliyoruz. Fakat bunun haricinde bir şey daha var. Şimdi bu cümledeki çalışan sıfat fiil aynı zamanda önündeki isimle bir sıfat tamlaması oluşturmuş. Bak sıfat ve önünde ismi olduğu için tamlaması oluşturmuş. Sana diyebilir ki yukarıdaki cümlede ve işte bu cümlede sıfat tamlaması var mı? Evet güzel öğrenciler, iyi öğrenciler, çalışkan öğrenciler, işte inek öğrenciler, işte sevimli öğrenciler, çalışan öğrenciler. Bu bir sıfat tamlaması. Sıfat tamlamasını oluşturan ise bir sıfat fiil. Buraya kadar şey tamam. Bazen de şöyle der sana der ki çalışanlar başarır der. Şimdi bu cümlede Tonguç Eladeni'nin dikkatli olacağız. Başarır yüklem tamam Çalışanlar çalışmayanlar. Bu bir fiilimsi mi? Var hocam. Harikasın. Bu bir sıfat fiil. Niye? Aneki almış. Çalışanlar çalışmayanlar diyebildiğimize göre bu sıfat fiil. Şimdi burada sıfat fiil var. Burada sıfat fiil var. Burada sıfat tanlaması var. Peki burada sıfat tanlaması var mı Tonguç Elhadi Bey? Yok hocam. Harikasın. Burada sıfat tanlaması yok. Burada, burada önündeki isim düştüğü için adlaşmış sıfat fiil var. Bunu da bazen zor sorularda karşınıza çıkabilir diye dile getirmek istedim. Ve şimdi hemen hızlı bir şekilde devam ediyorum. Şimdi... Filimsileri gösterdik. Şöyle bu sayfalarımızı alalım şöyle. Zaten siz filmsel alakalı arkadaşlar mutlaka bol bol soru çözmeniz lazım. Yani şimdi yazı notlarından buradan tekrar etsem bile... ...sen eğer soru çözmezsen... ...Süpersonik'teki, Dinamo'daki... ...veyahut da elindeki diğer kitaplardaki soruları çözmezsen... ...filimsiliyle alakalı her zaman hatan çıkabilir. Şimdi geldik cümlenin ögelerine. Cümlenin ögelerinde şuna dikkat edeceğiz sonuç helalim benim. Öncelikle nasıl biz filmsileri bulurken... ...öncelikle bulup sonra mameyki alanlara bakıyorsak... ...burada da yine öncelikle bulacağız sonrasında geriye kalan kelimelerden so e diğer ögeleri bulmaya çalışacağız. Burada hemen cümlenin ögelerini sana anlatmak istiyorum. Şöyle cümlenin ögeleri diye başlığımızı atalım. İlk başta şu öğeleri değil de ögeler olacak tabii şöyle düzeltelim. İlk başta ne yapıyoruz sonuç olarak? Tren çiziyoruz. Harikasın hemen trenimizi çizelim. Bu birinci vagon olsun. Şu ikinci vagon. Şu üçüncü vagon. Şu dördüncü vagon. Şurası da lokomotifimiz. Lokko lokomotif diyorum buna ben lokomotifimizi çizdim. Bu bizim neyimiz? Yüklemimiz. Şimdi yüklem burada çok güzel. Yüklemimiz zaten en önemli öge. Niye? Çünkü yüklem olmazsa cümle olmuyor. Lokomotif olmazsa tren gitmiyor dediğimiz gibi. Bu lokomotifler, şey bu vagonlar bu lokomotif sayısı hareket ediyor. Tamam bu vagonlarımıza bu lokomotife bağladık. Her şey çok güzel. Bu özne vagon olsun. Bu nesne vagon olsun. Bu yer tamlayıcısı vagon olsun. Bu da zarf tamlayıcısı vagon olsun. Burası yüklem zaten. Şimdi yüklemi bulurken herhangi bir soru sormuyoruz. Yüklemi bulduktan sonra özneyi bulmak için kim veya ne sorularını soruyoruz. Kim geldi? İşte kitap güzelmiş. Ne güzelmiş? Kitap güzelmiş diyoruz. Nesneyi bulmak için kimi ya da neyi sorularını soruyoruz. Bak burada nesnede kimi ya da neyi sorularını. Ama fakat bunu biz Belirtili nesne bulmak için buluyoruz bak. İyili şeyler belirtili nesne için. Belirtisiz nesne ise ise Tonguç evladım benim. Şöyle ne yazıyorum ve ardından da belirtisiz nesne yazıyorum. Birazdan bunların farkını göstereceğim. Yer tamlayıcısında ise Tonguç evladım benim. E, D denli sorulara E, D denli cevaplar gerekiyor. Yani bunu da şöyle yazacak olursak. Mesela nereye, nerede, nereden, kime, kimde kimden, neye, neyde, neyden gibi cevaplar yazmamız gerekiyor. Sorular yazmamız gerekiyor. Bak nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden dememiz gerekiyor. Ve bunların her birisi böyle sonunda soru işaretiyle bizleri bekliyor. Tonguç Eladi benim. Zar sorularını biliyor musun? Ne zaman, nasıl, niçin, ne kadar? Harikasın Tonguç'um. Hemen yazıyorum o zaman buraya. Ne zaman? Ne zaman gelecek? Yarın gelecek. Zar Nasıl gelecek? İşte koşarak gelecek. Niçin gelecek? İşte çok sevindiğinden gelecek. Ne kadar çalışıyor? Çok çalışıyor. Bunların her biri de zar tamlayısı oluyor. Bir de nereye var ama bunun cevabı ek almaması gerekiyor. Bunu da birazdan söyleyeceğiz. Şimdi istersen gel buradaki tablomuza göre şuradaki ögeleri ayıralım. İlk başta şu sorudan başlıyorum. Büyük ablam kütüphaneden aldığı kitabı yemekten sonra okudu diyor. Öncelikle bu cümlenin hangi ögesini bulmamız lazım Tonguç Elhan'ın Yüklem. Harikasın. O zaman ben hemen yüklemi buluyorum. Büyük ablam kütüphaneden aldığı kitabı yemekten sonra okudu. Okudu yüklemimiz bak. Okudu yüklem. Bunu böyle dikdörtgen için alıyorum. Yüklem. Çok güzel. Şimdi yüklemi bulduktan sonra hangi ögeyi bulacağız? İstediğimizi bulabiliriz. Hayır. istediğimizi bulamayız. Yüklemden sonra Tonguç Eylan'ı benim özneyi. Özneden sonra nesneyi. Nesneden sonra tamlayıcıları bulmamız lazım. Yani yöntem kelimesindeki harflerin dizilişine göre hareket ediyoruz. Bak önce yüklem. Sonra özne, sonra nesne, sonra tamlayıcılar. Yer tamlayıcısı ya da zarf tamlayıcısı fark etmez ama yöntem kelimemiz yani yöntemimiz bu. Buraya göreceğiz. Şimdi yüklem bulduktan sonra hemen özneye geçiyoruz. Yüklem bulduk, okudum. Hemen soruyorum. Sorularımız neydi? Kim ne? Kim okudu veya ne okudu diyorum. Kim okudu? Büyük ablam okudu. O zaman özneyi de şöyle kırmızıyla gösterelim mesela. Büyük ablam özne. Kim okudu? Büyük ablam. Özne. Kim sorusuna cevap verdi. Çok güzel. Şimdi Özleden sonra yüklem bulduk. Özleden sonra yüklem. Özne sonrasında nesneydi. Yöntem kelimesinin üçüncü harfi nesneydi. O zaman soruyorum. Büyük ablam nesnenin sorularına bakalım. Kimi okudu cevap yok. Büyük ablam neyi okudu? Kütüphaneden aldığı kitabı. Harikasın, mükemmelsin, süpersin Tonguç'um Bak kitabı değil. Kütüphaneden aldığı kitabı okudu diyorsun. Harikasın bak. Neyi okudu? Okudu ablam. Büyük ablam. Neyi okudu? Kütüphaneden aldığı kitabı. O zaman burası da belirtili nesne oluyor. Niye? Neyi sorusuyla bulunduğu için. Neyi belirtili kitabı okudu diyoruz. Bak sorusu neyi? Cevabı kitabı diyoruz. Hatta soruları da şöyle parantez içinde bak neyi okudu? Soru işareti kitabı diyoruz. Özden'in sorusu neydi? Kim? Harikasın. Kim okudu? Büyük ablam diyoruz. Sadece ablam demedik. Büyük ablam dedik. Sadece ee, kitap demedik. Neyi okudu? Kitabı. Kütüphaneden aldık kitabı dedik. Hepsini beraber aldık. Peki devam ediyorum. Büyük ablam kütüphaneden aldığı kitabı okudu. Peki ne zaman okudu? Yemekten sonra. Yemekten sonra. O zaman buraya yemekten sonra ile şöyle bir için alıyorum. Ve ne zaman sorusu hangi ögeyi bulduruyormuş? Ne zaman sorusu zarf tamlayısını bulduruyormuş? Hemen buraya da altına zarf tamlayısı yazıyorum. Parantez içinde sorusu da ne zaman şeklinde soru işaretini koyuyorum. Bu kadar basit. O zaman önce yüklemi bulduk. Zaten yöntemimiz belliydi. Yöntemimiz neydi? Önce yüklem sonra özne, sonra nesne, sonra tamlacılar diye gidiyordu. Yüklemizi bulduk. Kim ve ne sorusuyla özlemizi bulduk. Neyi sorusuyla nesneyi, ne zaman sorusuyla zarf tamlacısını bulduk. Şimdi aşağıdakine geçiyoruz. Hafta sonu karşı komşumuz Tekirdağ'daki yazdığına gidecek. Tamam. Şimdi yüklemimiz nedir Tonguç Ayla'da benim? Gidecek hocam. Süpersin. O zaman hemen gideceği dikdörtgen işe aldım gidecek yüklem. Zaten yüklemi herhangi bir soruyla bulmuyoruz. Yüklemi zaten direkt bulmamız lazım. Gidecek kelimesi olmazsa cümle oluşmuyor. Hafta sonu karşı komşumuz Sekirdağ'daki yazlığına ne yapacak oraya? Öyle olmaz. Gidecek dememiz lazım. Yüklemi bulduk. Tamam. Bu bitti. Kim gidecek? Karşı komşumuz. Harikasın. Karşı komşumuz gidecek. O zaman karşı komşumuzu şöyle dikdörtgen için alıyorum. Özne diyorum ve kim sorusuna cevap verdiği için de bunu da yay ayraçını yazıyorum. Tamam. Peki Karşı komşumuz... E, neyi gidecek olmuyor bak nesne yani yüklemden sonra özne özden sonra nesne diyorduk ya nesnenin sorularını soruyorum kimi gidecek neyi gidecek olmuyor kimi gidecek neyi gidecek olmuyor bu zaten nesne alamayan bir yüklem peki hafta sonu komşumuz gidecek ha, hani ne zaman gidecek burada yemekten sonra gidiyordu yemekten sonra okuyordu pardon burada ise hafta sonu gidecek o zaman burada da hafta sonunu dikdörtgen için alıyorum zarf tamlayıcısı diyorum Tonguç Eylade benim ve parantez içinde de ay ayrı içinde de ne zaman şeklinde sorumu soruyorum. Ne zaman gidecek? Hafta sonu. Ne zaman okudu? Yemekten sonra. Bunlar zamanlar hep zar tamlesi oluyor. Şimdi geldik buraya. Dananın kuyruğunun koptuğu ya. Ah! Diyor ki Tekirdağ'daki yazlığına. Hmm. Bak burada nereye sorusunu soruyor. Bak şöyle dikdörtgen için alıyorum. Nereye gidecek? Tekirdağ'daki yazlığına gidecek. O zaman bu da nereye sorusu. Bak yazlığına derken E2 de var. Nereye? Yazlığına. O zaman bu da yer tamlayısı oluyor. Şöyle yer tamlayıcısı yazıyorum. Parantez içinde de nereye sorusunu yazıyorum Tonguç Eladım benim. Tamam güzel gidiyoruz. Şimdi Orhan Veli yaşadığı dönemin en meşhur şairiydi. Şimdi burada sana bir taktik vereceğim dikkatli dinle Tonguç. Bu cümlenin yüklemi nedir? Okudu. Harikasın. Bu cümlenin yüklemi nedir? Gidecek. Harikasın. Okudu ve gidecek sözcükleri birer fiildir Tonguç. Okudu, fiil. Gidecek fiil yani okudu, okuyor mesela gidecek. La 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 gidiyor. Ama şairiydi sözcü bir isimdir. Sen cümlenin yüklemi eğer fiilse böyle la, la 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 diye ayırırsın ama cümlenin yüklemi isimse genellikle bak yüzde cümle nedir biliyor musun sonuç sadece özne yüklemden oluşur yani şairiydi diyor ya bu cümle Orhan Veli yaşadığı dönemine meşhur şairiydi diye biter bak şimdi neden biliyor musun bunu sevini anlatayım şimdi şairiydi yüklem eyvallah bu yüklem ama Tek başına değil, meşhur şair, en meşhur şair, dönemin şairi, yaşadığı dönemin şairi diye böyle upuzun bir yüklem olur. Bunu sen yüklem dersin. Peki kim yaşadığı dönemin en meşhur şairiydi dersin? Onun da cevabı Orhan Veli olur biter. Yani genellikle %99.9 burada eğer cümlenin yüklemi isimse cümle özne yüklemler oluşur Tomuç. Bununla alakalı LGS çıkmış örneklere de bakabilirsin. Diğer ee, farklı kaynaklardaki map sorularındaki örneklerde bakabilirsin. Cümlenin yüklemi isim olunca genellikle özne yüklem oluyor. Ama olmama ihtimal de olabilir. Ama genellikle yüklem isim mi? Yapışır geç. Özne yüklem diyebilirsin. Şimdi Hakan'ın matematikten yüz aldığını az önce öğrendim. Güzel. Bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç Eladi benim? Öğrendim. Süper. Hemen öğrendim dikdörtgen için alıyorum. Öğrendim yüklem. Yüklem fiil olduğu için şimdi ayırabiliriz. Başlıyoruz. Öğrendim. Şimdi kim öğrendi? Ben öğrendim. Bak ben gizli özne. Ben burada gizli özne. Çünkü cümlenin işi yapan kişi benim. Ben öğrendim. Ama ben gizli özneyim. Peki ben şimdi yüklemi bulduk. Özneyi bulduk ben. Sonra hangi ögeye geçeceğiz? Nesne. Ben kimi öğrendim? Cevap yok. Ben neyi öğrendim? Hakan'ın matematikten yüz aldığını. Bak burayı bir bütün olarak alıyoruz. Ve burası da belirtili Nesne oluyor Tonguç Eyle benim Neden belirtilir nesne? Çünkü neyi öğrendim sorusunu sorduk. O da dedi ki Hakan'ın matematikten yüz aldığını dedi. İşte burası nesne oluyor. Nesneden sonra artık diğer zarf tamlayıcısını buluruz. Ne zaman öğrendim? Az önce öğrendim. Bu da ne zaman sorusuna cevap veren zarf tamlayıcısı olmuş oluyor. Ne zaman? Az önce. Ne zaman? Hafta sonu. Ne zaman? Yemekten sonra. Bunlar zaten zarf tamlayıcısı olduğu belli. Şimdi burada... Birincisi şu yüklem isim olduğu zaman özne yüklem olma ihtimalini sakın sakın kaçırma. İkincisi de şurada bak. Neyi öğrendim? Hakan'ın matematikten yüz aldığını iyi bölmedik. Bunun sebebini de burada güzel bir şekilde açıklamak istiyorum. Bu çok önemli çünkü bunu genellikle soruyorlar öğrencilerimize. Burada her zaman verdiğim örneği bir kez daha vereceğim. Arkadaşlarımız daha iyi anlaması için. Şuraya bir boş kağıt alıyorum. Şimdi bak Tonguç'um dikkat ya. Şurada nerede? Bizim sorularımız vardı. Şuradan bir şey yapayım. Bir dakika. Şurada şöyle kağıdımız nerede? Heh. Şimdi bak cümlenin ögelerini ayırırken hani demiştik ki Tonguç'un um, birazcık trenimiz çirkin oldu ama hani özne, nesne, yer tanması, zar alması... yüklem dedik ya. Şimdi ben bir tane cümle yazıyorum. Burayı dikkatlice dinle. Mesela diyelim ki işte Ömer tamam mı? İşte e, arkadaşını arkadaşını Eee... okulda okulda bugün görmüş diyelim. Şimdi buraya yazıyorum okurla bugün görmüş. Şimdi bu cümlenin yüklemi belli görmüş. Kim görmüş? Ömer özne. Kimi görmüş? Arkadaşının Esne. Nerede görmüş? Okulda görmüş, yer talmayız. Ne zaman görmüş? Bugün görmüş, zar talmayız. Bunların her biri çok rahat bir şekilde belli diyor kendini. bak. Kim? Ömer. Kimi? Arkadaşını. Nerede? Okulda. Ne zaman? Bugün. Bunların her biri zaten lokum gibi ayrılıyor. Bunların her biri birer vagon ayırdık. Fakat sana soruyorum Tonguç Ela'nın benim. Bu cümlede fiilimsi var mı? Yok hocam. Harikasın. Yüklemi kapattıktan sonra geriye kalan kelimelerin içerisinde ben fiilimsi göremiyorum. Sen de göremiyorsun. Çünkü yok. Mamek alabilen bir kelime yok. Ömer ömer memer olmuyor. Arkadaşın arm arkadaş olmuyor. Okulda okulmada bugün bu olmuyor. Bunların her biri normal kelime. Şimdi Dolayısıyla biz bunları rahat rahat ayırdık. Ömer Özne, arkadaşının Nesne, okulda yer tamlayısı, bugün zar tamlayısı dedik. Ömer görmüş, arkadaşını görmüş, okulda görmüş, bugün görmüş diyebildik. Her biri bağımsız birer öge. Şimdi dananın kuyruğu kopuyor bak Dikkat dinle. Ben bir cümle yazacağım bunu gelen ayıracağız. Bak şimdi. Ömer'in, Ömer'in, ee, bugün... Okulda arkadaşını e, göreceğini göreceğini biliyorum diyelim mesela. Şimdi bak bu cümlede biliyorum yüklem tamam bunu biliyoruz biliyorum yüklem kim biliyor ben biliyorum ben neyi biliyorum ben Ömer'in biliyorum değil ben arkadaşını biliyorum değil ben Ömer'in bugün okulda arkadaşını göreceğini biliyorum. Burası bütünüyle nesne. İşte buradaki göreceğini fiilimsisi arkasındaki kelimelerin hepsini diye içine çekiyor. Arkadaşını göreceğini, okulda göreceğini, bugün göreceğini, Ömer'in göreceğini. Burası dolayısıyla bütün olarak belirtili nesne oluyor Tonguç Eylül Belirtili nesne. Neden? Çünkü Burada ben özne gerisi nesne oluyor ve filmsi içindekileri çekiyor. İşte bunu sana sınavda sorabilirler. Dikkatli olmalısın Tonguç Elan'ım benim. Ben neyi duydum? Pardon burası değildi. Ben neyi öğrendim? Hakan'ın matematikten yüz aldığını öğrendim diyoruz. Ve burası da cümlenin ögesi oluyor. Filmsi ile alakalı hep örnek yazılı sorusu benzeri de var. Ona da bakalım istersen. Aşağıdaki fiilleri gelmek, düşmek, anlatmak. Yay ayraç verilen film türünü örneklendirecek şekilde cümle içinde kullanız demiş. Biz tabii değiştirdik buradaki örnekleri ama 8. sınıf örnek sorularda bu şekilde bize sormuş. Mesela az önce e, gösterdiğimiz filmsi ile alakalı soruda böyle demiş ki bu şu kelimelerden filmsi yapın demiş mesela. Şimdi burada e, isim fiil diyor. İsim fiilnekleri mayış mayışmaktı. O zaman biz gelme gelme geliş gibi bir ifade kurmamız lazım. En basiti gelmek çünkü. O zaman diyelim ki bugün işte ne diyelim size gelmek bak gelmek isim fiil oldu istiyorum dediğimizde gelmek kelimesi gel fiili isim fiil olarak kullanılmış diyebiliriz. Şimdi şuna bakalım e, düş sıfat fiil yapacağız. Bu sefer de işte sıfat fiil ekleri neydi an esimez ardik ecekmiş. Mesela ne diyelim e, yere düşen yere düşen e, kalemi aldı dediğimizde bak aldı yüklemimiz düşen en eki almış bir sıfat bil. Bu kadar basit. Çok kısa cümleler yazabilirsin. İlla uzatmana gerek yok. Yere düşen kalemini almak için yere eğildi falan. Hayır hayır. Yere düşen kalemi aldı. Anlat kelimesiyle zarf fiil istiyor. Zarf fiillerde biliyorsun yükleme sorulan ne zaman veya nasıl sorulana cevap veriyordu. Mesela diyelim ki Anlat mesela ne olabilir? Öğretmen diyelim veyahut da hoca diyelim. Hoca konuyu anlatmaktan başlıyoruz. Anlatınca, hoca konuyu anlatınca öğrendim. Neyi öğrendim? Konuyu öğrendim diyebiliyoruz. Bak öğrendim yüklemimiz. Ne zaman? Hoca konuyu anlatınca. Anlatınca da önceki almış bir zarf fiil oluyor. Burada dikkat etmen gereken şey ne biliyor musun? Bilemedim benim? Bilemedim hocam. Kısa cümleler kurmaya çalış. Böyle uzun cümle kurayım derken ekleri yanlış yazabilirsin yazım hatası yapabilirsin, anlatım bozukluğu yapabilirsin. Ama kısa cümle kurarsan mesela yere düşen kalemi aldı bu kadar. Gelmek istiyorum bu kadar. Mesela sadece gelmek istiyorum desen de olurdu... Ben buraya bugün size ekledim ama biraz şov yapmak istedim. Gerek yok. Gelmek istiyorum desen gelmek için fiilini cümle işte kullanmış oluyorsun. Bu kadar basit Tonguç Çelal'dim benim. Ne diyor Özlen Nesnel? Ah bak burada bir tane daha cümle ögeleri sorumuz var. Ekranları başka arkadaşlarımız yapsınlar. Zaten bize LGS'de test soracaklar. Bizler de zaten soru bankalarımız hep sizlere testler soruyoruz ama şu da kesin sizler mutlaka LGS hazırlığınızı yaparken yazılıya da hazırlandığınız için mutlaka bol bol soru çözerek bu işi pekiştirin. Şimdi aşağıdakilerin hangisinde altı çizili bölümün cümlenin hangi ögesi olduğu yay ayraç içinde yanlış verilmiştir diyor. Bakalım. Sevimli Yunusları izlemek isteyen insanlar sahilde toplandı. Şimdi toplandı yüklem. Kim toplandı? Sevimli Yunusları izlemek isteyen insanlar özne. Nerede toplandı? sahilde bak nerede toplandı sahilde yatalmayız bakalım doğru mu nerede yatalmayız evet doğru bunu geçtik uzman doktor teknoloji bağımlılığının zararlarını etkili bir şekilde anlattı anlattı yüklem kim anlattı uzman doktor eyvallah neyi anlattı teknoloji bağımlılığının zararlarını anlattı peki nasıl anlattı etkili bir şekilde anlattı nasıl anlattı sorusuna cevap verip peki nasıl sorusu zar anlayıcısın bakalım ne zaman zart almayısı, Nasıl da zart almayısı. Nasıl geldi? Hızlı geldi. Nasıl koştu? Yavaş koştu. Nasıl anlattı? Etkili bir şekilde anlattı. Bu da yine zart anlayışı oluyor. Bu da doğru. Devam ediyoruz. Bir araya gelen komşular... ...kış için lahana turşusu kurdular. Hmm. Kurdular yüklem. Kim kurdu Tonguç evladım benim? Bir araya gelen komşular. Harikasın bak. Bir araya gelen komşular özne. Kim kurdu? Bir araya gelen komşular kurdu. O zaman burada özlemiz... Bu olması lazım. Halbuki adam neyi seçmiş? Lahana turşunu seçmiş. Bir araya gelen komşular ne kurdular? Lahana kurdular. Lahana kurdular diyorum. Lahana turşu kurdular. Bu belirtisiz nesne. Çünkü biz öncelikle yüklemi sonrasında özneyi bulmamız lazım. Hatırlarsan yöntem kelimesine göre yüklem, özne, nesne tamlayıcılar diyorduk. Şimdi yüklemi bulduk. Tamam. Kim? Onlar kurdular. Bir araya gelen komşular. Özne. Bu nesne oluyor artık. Dolayısıyla C seçeneğinde demiş yanlış almış. Şuna bakalım. 24 Kasım'da sınıf öğretmenimize bir buket çiçek aldık. Aldık yüklem. Kim? Biz aldık. Ne aldık? Bir buket çiçek. Ne sorusu? Burada da yine belirtisiz nesneyi bulduruyor Tonguç Eylade benim. Kime aldık? Ee, sınıf öğretmenimize. Burası yer tamlayısı. Ne zaman aldık? 24 Kasım'da burası da zar tamlayısı oluyor Tonguç Eylade benim. Şimdi bakalım başka e, sorumuz var mı? Biraz anlam bilgi sorularına geçelim. Bu diğer sorulara geçmeden önce, hızlı hızlı gitmeden önce. Şöyle cümle ögelerini koyduk. Şöyle devam ediyorum. Heh. Şimdi o zaman e, dil bilgisi konularında biraz rahatlamış olduk. Çekimli fiil cümlenin sonunda genellikle yüklem olan kelimeydi. Fiilimsi mame ile olumsuz yapılabilmesi çok çok önemliydi. İsim fiiller mayışmak ekin alıyordu. Sıfat fiiller an mezar dikecek dikecekmiş ekin alıyordu. Zarf fiillerde yükleme sorulan ne zaman veya nasıl sorularına cevap veriyor. Ne zaman gelecek, nasıl gelecek. Şimdi cümle ögelerine geçiyoruz. Özne, yüklem, temel ögelerdi. Özneyi kim ve ne sorusuyla buluyorduk. Önce yüklemi bulmamız gerekiyordu. Sonra özneyi bulmamız gerekiyordu. E, sonra nesneyi bulmamız gerekiyordu. Nesne kimi neyi sorularıyla belirtili nesne. Ne sorusuyla belirtili nesne oluyordu. Yer ve zarf tamlayıcılarını zaten söyledik. Vurgu yükleme en yakın olan öge. Yani yükleme burada en yakın zar tamlayısı olduğu için zart tamlayısı vurgulanıyor. Bazen yer değiştirebiliyorlar. O zaman da yükleme yaklaşan öge vurgulanmış oluyor. Yani şöyle düşünelim. Mesela diyelim ki şuradan hareket edelim. Görmüş yüklem. Kim görmüş? Ömer görmüş. Kimi? Arkadaşını. Nerede? Okulda. Ne zaman? Bugün. Burada yükleme yakın olan bugün olduğu için burada zart tamlayısı vurgulanıyor. Ama şöyle deseydi. Arkadaşın okulda bugün Ömer görmüş deseydi. O zaman Ömer vurgulanmış olurdu. Özne vurgulanmış olurdu. Ya da Ömer bugün okulda arkadaşını görmüş deseydi mesleğe vurgulanmış olurdu. Ömer arkadaşını bugün okulda görmüş deseydi o zaman yer tamlayısı vurgulanmış olurdu. Şimdi devam ediyoruz. Ara sözde cümle dışı unsur olabilen veya cümlede herhangi bir ögeyi açıklayan unsur olabiliyor. Yani şöyle göstereyim. Mesela diyelim ki işte Ömer sınıfımızın en başarılı öğrencisi arkadaşını okulda bugün görmüş. Veyahut da Ömer arkadaşını virgül arasında en sevdiği dostunu okulda bugün görmüş diye nesneyi ya da özneyi açıklayan ya da başka bir ögeyi açıklayan ara sözler olabiliyor. Bazen de cümle dışı unsur olabiliyor. Şimdi gel bakalım sözcük anlamı, cümle anlamı, parça anlamı ile alakalı soruları çözerek üzerinden anlatalım. Şimdi gel bakalım tam bir Milliyetin Bakanlığı yazılı soru tarzı. Diyor ki bu metindeki bazı sözcüklerin anlamı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tamam. Bu sözcükleri metinden bularak anlamlarını karşısına yazınız diyor. Tamam anlamları karşısına yazacağız. Bakalım. Rusya'daki Baykal Gölü Dünyanın bilinen en eski ve en derin gölüdür diye gidiyor. Şimdi aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan kendiliğinden olan insan eliyle yapılmamış yapay karşıtı herhalde bu doğal gibi bir kelime olacak. Ortak özellikler olan bireylerin tamamı cinsen ayrıldığı bölüm. Bakalım şimdi Rusya'daki Baykal Gölü buradaki hiçbir kelime bunlara denk gelmez. Dünyanın bilinen en eski ve en derin göldür. En eski ve en derin. Bunların hiçbiri buna denk gelmez. Aynı zamanda dünyadaki donmamış tatlı suyun donmamış tatlı suyun yaklaşık %20'si bu gölde bulunuyor. Bak yaklaşık kelimesi burada benim dikkatimi çekiyor. Neden biliyor musun Tonguç'um? Aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan yani yaklaşık aşağı yukarı o zaman burada yaklaşık kelimesini yazıyorum. Tonguç eladım benim. Yaklaşık kelimesini yazdık. Devam ediyorum. Çok sayıda bitki, balık, kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Tamam. Şimdi i̇şte bu bitti doğal olacak, yapay karşıtı. Üstelik birçoğu Baykal Gölü'ne özgü endemik türler. Endemik olabilir mi kendiliğinden olan? Hayır. Ortak özellikleri bu da değil. Tüm bu özellikleri sayesinde Baykal Gölü doğal miraslardan biridir diyor. Hmm. Doğal kelimesi Yapayın karşıtı zaten. Doğal deriz yani doğal ayran ya da yapay ayran onun gibi. Kendiliğinden olan İnsan eliyle yapılmamış. Yapay karşı doğal. Bu da bitti. Tamam. Şimdi geriye ne kaldı? Ortak özellikleri olan bireylerin tamamı cinslerin ayrıldığı bölüm. Bölüm. Hmm. Bakalım Baykal Gölü, en eski derin göl, dünya tutlusu, çok sayıda. Ha endemik türler demiş bak tür. Ortak özellikleri olan bireylerin tamamı. Mesela işte kalem türü ya da işte neymiş burada? Eee, göl türü cinslerin ayrıldığı bölüm yani cins isimleri tür isimleri diyoruz ya aynı onun gibi tür de burada doğru cevabımız oluyor türü de işaretlemiş olduk yazmış olduk hemen geçiyoruz diğer sorumuza aşağıdaki ifadeleri verilen anlamları ifade edecek şekilde tamamlayınız diyor bakalım anlattıklarınızı duyamıyorum neden sonuç olacak nokta nokta metrosa bindi amaç sonuç olacak sınavdan yüz alır koşul sonuç olacak şimdi Burada seninle beraber yapmaya çalışalım Tonguç'um. İlk, i̇lkini ben yapayım diğer ikisini sen yapacaksın. Ekranları başka arkadaşlarımızla benzer ifadeler bulabilirler. Anlattıklarınızı duyamıyorum çünkü... Çünkü sağır oldum. Ya yok o kadar hemen niye sağır oluyorsun evladım bir dakika ya. Anlattıklarınızı duyamıyorum çünkü ortam gürültülü diyelim mesela. Çünkü... Çünkü... Ortam... Çok... Gürültülü dediğimiz zaman burada bir neden sonuç var. Neden duyamıyorsun? Çünkü ortam çok gürültülü. Bu kadar basit. Şimdi amaç sonuçta ise bir istek, bir plan, bir hedef, bir amaç olması lazım. Mesela metrobüse bindiyse bir amacı olması lazım. Mesela niçin binebilir metrobüse? Okula gitmek için hocam. Mantıklı. O zaman yazıyorum. Okula gitmek için metrobüse bindi. Bak buradaki için kelimesinin olduğu yere amacıyla koyabiliyoruz. Okula gitmek amacıyla metrobüse bindi. Okula gitmek için metrobüse bindi diyebiliyoruz. O zaman bu amaç sonuç oluyor. Devam ediyoruz. Bıdı bıdı sınavdan yüz alır. Koşul cümlesi diyor. Hmm. Koşul cümlelerini hatırlarsan bir SSA vardı. Yani çalışırsan başarırsın. Gelirsen gideriz. İşte dişlerini fırçalarsan dişlerin çürümez. Ama fırçalamasan çürür gibi. Şimdi sınavdan yüz alır diyor. O zaman ne yaparsa sınavdan yüz Çok alır? Çok soru çözerse. Olabilir. Çok soru çözerse, konu tekrar yaparsa, ders çalışırsa buraya istediğinizi koyabilirsiniz. Mesela şöyle diyelim. Konu tekrarı yaparsa diyelim mesela. Yani S sağlığı herhangi bir ifade koyacaksınız ama tabii anlamlı olacak. Konu tekrar yaparsa sınavdan yüz alır dediğimizde koşul cümlesi oluyor. Şimdi bakın map örnek yazılı sorusunda cümle anlamıyla alakalı bize abartma içeren ya da karşılaştırma içeren ya da benzetme içeren cümleleri direkt yazmamız istenmiş. Yani bu sorunun binlerce farklı cevabı olabilir. İlla bir tane cevap olacak diye bir şey yok. Mesela demiş ki abartma cümlesi yazın. Boş bırakılan yerlere abartma cümlesi yazın demiş. Şimdi böyle bir cümleyi yazarken tabii ki abartmanın temel kurallarına olacağız. Yani bir şey olduğundan çok çok fazla ya da çok çok az göstermek. Ya da aklımıza gelen herhangi bir örneği, hatırımıza kalan herhangi bir örneği de rahatlıkla yazabiliriz. Mesela diyelim ki işte seni görünce dünyalar benim oldu bak. Seni görünce veyahut da işte hediyeyi alınca, sınav sonucumu görünce, işte teyzemi görünce neyse artık bir şey. Seni görünce dünyalar benim oldu dediğimizde burada net bir şekilde Abartma var. Niye? Dünyaların benim olması nasıl yani? Dünya bir tane zaten. Abartma. Karşılaştırma cümlelerinde ise Tonguç Elan'ı benim. Mutlaka cümlenin içerisinde daha, en, kadar, ise buna benzer önemli ifadeleri kullanmamız gerekiyor. Mesela Ahmet daha çalışkan. En çalışkan Tonguç. İşte Tonguç Tankut kadar çalışkan. Ahmet çalışkansa Tonguç zaten çalışkan gibi iki kişi varlık kavram arasında farklılıklar ve benzerliklerin kıyaslanması gerekiyor. Mesela ee, ne diyelim? Nasıl örnek verelim mesela? En sevdiğim yemek lokumdur mesela. Çifte kavrulmuş. Aynen çifte kavrulmuş. O zaman yazıyorum buraya. En sevdiğim yemek veyahut en sevdiğim tatlı lokumdur dediğimizde... ...lokumu diğer tatlarla karşılaştırmış oluyoruz. Dolayısıyla buradaki en sözcüğü karşılaştırmayı sağlıyor. Benzetmede ise Tonguç Eylem benim mutlaka gibi sözcüğüne dikkat edeceğiz. Çünkü varlıklar kendilerinden daha güçlü olanlara benzetiliyor. Mesela annesinin dişleri inci gibi dediğimizde bir benzetme oluyor. Ve hatta babam aslan gibi güçlü biridir dediğimizde bir benzetme oluyor. Şimdi mesela şöyle diyelim, saçları aslan yelesi gibi. Mesela buraya yazıyorum. Saçları aslan yelesi gibi dediğimizde arkadaşının saçlarını aslan yelesine benzetiyor. Bu kadar kolay sorular gelir mi hocam? Gelir evladım. Zaten bunlar Millet Bakanlığı'nın örnek yazılı sorusu. Yani Millet Bakanlığı buna benzer sorular sorun demiş. Dolayısıyla böyle siz cümleleri yazmanızı isteyebilirler. Rahatlıkla yazacaksınız. Şimdi film söylemiştik zaten. Öncelikle yüklem buluyorduk. Sonra mami Eki alanlara dikkat ediyorduk. Ögelerde önce yüklem sonra özne sonra nesne demiştik. Şimdi geldik. Metnin konusu nedir ve ana fikri nedir sorusuna. Şimdi burada şu çok önemli. Metnin konusunu bulurken Tonguç Eladi benim anahtar kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor. Yani anahtar kelimeler metin içinde sık sık tekrar edilen önemli kelimeler. Bakalım. Tabelalara yabancı isim yazma eğilimi son zamanlarda iyice artarak dilimiz açısından bir tehdit unsuru haline geldi. Artık başınız çevirdiğiniz her yönde bu duruma yeni bir örnekle karşılaşabiliyorsunuz. Hatta firmalar yabancı isim koyma konusunda birbirleriyle yarışıyorlar. Bunu yarım yamalak bildikleri bir dilde değil de kendi ana dilinde yapsalar bu yarışta daha başarılı olacakları gibi dilimizin güzelliğini ve zenginliğini yansabileceklerdir. Şimdi burada gerçekten hani her yerde görüyoruz işte kafe falan diyor böyle İngilizce kelime yani. Kahve diyeceğine kafeterya falan böyle iyice saçmalamaya başladılar. Hatta geçen ee, Q yani K diyeceğine Q harfini koyuyor böyle İngilizce dursun dedi. Böyle tam bir özenti durumundayız yapacak bir durum yok. İnşallah düzeliriz. Ama bizim şu anda yapmamız gereken soru. Bu metnin konusu nedir Tonguç Elan'ım benim? Yabancı dil özentisi hocam. Mükemmel bir özet verdim. Gerçekten yabancı dil özentisi. Gerçekten yabancı kelimelere, yabancı sözcüklere karşı bir özenti var. Yani bir kelimeyi yabancı söylediğimizde karşı taraftakinin daha bize saygı duyacağını düşünüyoruz. Mesela buna İngilizce'de extinction denir. Bu yüzden sen de buna dikkat et. Ya falan net İngilizce söylüyorsun. Bana Türkçesini söyle geç. Hayır. Hep özenti. Kafe, işte ne bileyim hamburger, ne bileyim böyle hep İngilizce kelimeler. Bu metnin ana fikri nedir sence? Tonguç haladım. Dilimize sahip çıkmalıyız. Güzel, bu olabilir. Asıl anlatmak istenen bu. Ama şey de diyebiliriz. Mesela e, yabancı dil özentisi şöyle yazalım mesela. Yabancı dil özentisi e, dilimize zarar veriyordur. Dilimize dilimize zarar veriyor diyebiliriz. Niye? Çünkü ee, daha başarılı olabilecekleri gibi dilimizin güzelliğini ve zenginliğini yansıtabileceklerdir diyor. Demek ki dilimizin güzelliği ve zenginliği gidiyor zarar veriyor diyebiliriz. Ama dilimize sahip çıkalım da olur. Yabancı sözcükleri kullanmayıp Türkçe karşılıklarını kullanmamız daha iyidir. E, ee, i̇şte tabelalardaki yabancı isim çılgınlığı sona erip insanlar Türkçe kelimelere yer vermelidir de diyebiliriz. Yani bu sorunun tek bir cevabı yok. Ama özündeki ne verilmek istediğini yakalamamız gerekiyor Tonguç evladım benim. Şimdi map örnek yazılı sorusu benzerinde metinle alakalı bize yazma sorusuna benzer bir soru da sordu. Dedi ki bu metne göre tarihi müzeleri gezmenin insana neler kattığını yazınız. Yani buradaki yardım düşünceleri bulmamızı istedi. Bazen de test tekniğiyle der ki e, tarih müzeleri gezmenin insana kattığı yararlar arasında hangisi yoktur der. Buradaki yararları yazar. Olmayan bir şey de seçenekler ekler. Burada ise bizden olanları bulmamızı istiyor. Şimdi tarihi müzeleri gezmenin yararları neymiş? Önce metni okumamız lazım. Müze gezileri bilgi edinmek ve öğrenmek için harika fırsatlar sunar. Teknoloji temalı müzeler günümüz ve gelecek teknolojilerini, tarihi müzeler ise geçmiş kültürleri ve kültürel mirasları keşfetmemizi sağlar. Yeni bilgiler edinmemizi sağlayarak beynimizi aktif tutar diyor. Şimdi bak müzeleri gezmenin insanlara sağladığı üç yarar yazınız, iki yarar yazınız dememiş. Gezmenin insanlara neler kattığını yazınız diyor. O zaman buradaki her şeyi yazmamız lazım. Şimdi teknoloji temalı müzeler günümüz ve gelecek teknolojilerini, tarihi müzeler ise geçmiş kültürleri ve kültürel mirasları keşfetmemizi sağlıyor. O zaman Tarih müzelerin faydası buradan sonra başlıyor. O zaman yazıyorum. Geçmiş kültürleri, geçmiş kültürleri ve kültürel mirasları keşfetmemizi sağlar. Kültürel mirasları keşfetmemizi sağlar. Ben burada tek tek yazıyorum. Siz de ne kadar kolay bulduğumu görün diye. Başka başka var mı? Var tabii ki. Yeni bilgiler edinmemizi sağlayarak beynimizi aktif tutar diyor. O zaman yeni bilgiler edinmemizi sağlar diyelim. Ya da yeni bilgiler edinmemizi sağlayarak beynimizi aktif tutar diye diyebiliriz. Yani cümlelerin hepsini aynı anda yazabiliriz. Yeni bilgiler... Ama hoca farklı cümleler kullanmanızı isterse de cümleleri ayırırsınız. Yeni bilgiler edinmemizi, edinmemizi sağlar dersiniz. Tamam mı? Bu birinci cümle olur. Beynimizi aktif tutar dersiniz. Bu da ayrı bir cümle olmuş olur. Daha fazla cümle yazmışsınız gibi durabilir. Beynimizi aktif tutar. Ama kafanızı karıştırıyorsa direkt cümleyi aynı anda yazabilirsiniz yeni bilgiler edinmemizi sağlayarak beynimizi aktif tutar şeklinde de söyleyebilirsin. Tonguç eladım benim. Şimdi geldik yazım yanlışı sorusuna. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlış olan sözlerin altını çiziniz. Doğrularını karşılarındaki yay ayraçlara yazınız demiş. Hakan Bey önümüzdeki perşembe Uludağ'a gidecekmiş. Hmm. Şimdi böyle perşembe, mayıs, haziran, temmuz, pazartesi, böyle tarihlerde eğer yanında sayı yoksa büyük yazamaz. Burada büyük yazmış. Dolayısıyla burada perşembeyi şöyle yazılmalıydı. Perşembe kelimesi yanlış yazılmış. Burada P büyük yazılmamalıydı. Bunun altını şöyle çiziyorum. Ama 17 Mayıs 2023 perşembe deseydi mesela örnek veriyorum o zaman büyük yazabilirdim. Hülya teyzem hala gelmedi. Oysa ki bize birazdan yanınızdayım demişti. Şimdi akrabalık bildiren unvanlar büyük yazılmaz. Buradaki teyzenin teyzesi küçük olmalı. Çünkü o senin teyzen. Hani buradaki bir hani bir herkesin bildiği bir şey değil. Senin akraban olunca o zaman küçük yazıyoruz. Hala böyle yazılır. Oysa ki de yazılır. Fırtına yüzünden 30 Kasım'da İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Bak sayı olduğu için burada 30 olduğu için K büyük yazabilir miyiz? Yazabiliriz hocam. Süper. Ama burada başka bir hata var. İstanbul Boğazı diyor. İstanbul Boğazı'nın B'si büyük yazılmalıydı. O yüzden buraya şöyle Boğaz'ın B'sini büyük yazıp buraya da altını çiziyorum. İstanbul Boğazı. Devam ediyoruz. Müsait bir yerde inebilir miyim? dedi ön taraftaki yolcu. Bak müsait bir yerde inebilir miyim dedi ön taraftaki yolcu. Şimdi burada e, şuna dikkat edeceğiz. Mi ayrı yazılır. D bağlacı yani şu D bağlacı cümleden atabiliyorsak ayrı yazılır. Atamıyorsak ayrı yazılamaz. Müsait bir yer inebilir miyim? Olmuyor. Bunu bitki yazmamız lazım. Müsait bir yer inebilir miyim? O zaman ne yapmamız lazım? Bunun verilmesi lazım. Yani müsait bir yerde. Şuraya doğrusunu yazalım. Müsait bir yerde şeklinde bitişmesi gerekiyor. Mehmet Akif Ersoy millet kelimesini ...İstiklal marşında dört kez kullanmış. Hmm. İskal marşının M'si büyük yazılması lazım. Bunun altını çiziyorum. Şöyle M'yi büyük yazıp marşın da diyorum Tonguç Şeralı ya benim. Düzenli çalış ki sınavda başarılı olasın. Şimdi burada da kiye dikkat edeceğiz. Fiillerden sonra gelen ki mi de hep ayrı yazılması lazım. Düzenli çalış, sınavda başarılı olasın diyebiliyorsun. Ama düzenli çalışkiler diyemiyorsun. Mesela bak, ön taraftakiler diyebildiğin için bunu birleşik yazabilirsin. Ama çalışkiler diyemiyorsun. Düzenli çalış ki diye ayrı yazılması lazım. O zaman düzenli çalış ki sınavda başarılı olasın diyebileceğimiz için bu ayrı yazılması gerekiyor. Geldik buraya. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi öznel ve nesnel anlatım bakımından diğerlerinden farklıdır demiş. Bakalım. Dilde sadece temel tatlar algılanır. Bu temel tatlar acı, ekşi, tuzlu ve tatlıdır diye gidiyor. Şimdi öznel yanına bence koyabildiğimiz cümlelerde bence diyebiliyorduk. Nesnel ise diyemiyorduk. Dilde sadece temel tatlar algılanır dediğimizde burada bence diyeceğimiz bir durum yok. Bu temel tatlar acı, ekşi, tuzlu ve tatlıdır. Burada hiç yorum yapmamış adam. Normal bilimsel bir konudan bahsetmiş. Lezzetse bir besinin tadının ve kokusunun birleşimiyle ortaya çıkar. Yine hala nesnel duruyor. Ağzımıza aldığımız besinlerden çıkan kokuyu duyumsadığımızda yediklerimiz bambaşka bir lezzet kazanır. Şimdi bu cümle özel. Peki bu cümleye özellik katan ifade hangisi Tonguç evladım benim? Bambaşka bir lezzet. Harikasın. Bambaşka bir lezzet dediği zaman burada cümleye bir özellik kattı. Niye? Kişiden kişiye değişiyor. Bu kalem turuncu, bu kalem yeşil, bu kalem kırmızı, bu kalem mavi. Burada özellik yok. Burada dört tane kalem var. Burada özellik yok. En güzel kalem mavi kalemdir deyince bence diyebildiğin için özellik oluyor. Bu kalemler çok başka, çok farklı dediğinde özellik olmuş oluyor. Buna da dikkat edeceğiz. Şimdi cümle öğeleri testi sorumuzu yapmıştık. Gelelim anlatım biçimleri sorumuza. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz Sonuç Eladim benim. Anlatım biçimlerinde eğer bize, şuraya hatta bunu bir kez daha hatırlayalım. Anlatım biçimleri diye başlığımızı atalım. Eğer bize bir paragraf bilgi veriyorsa yani okuduğumuzda bilgi alıyorsak bu açıklama oluyordu. Eğer sohbet varsa bu tartışma oluyordu. Eğer bir olay anlatılıyorsa öyküleme oluyordu. Eğer bir şeyin gözümüze resmi canlandırılıyorsa resim çiziliyorsa bu betimleme oluyordu. Yani bilgi veriliyorsa bize açıklama diyoruz Songuç Eladım benim. Sohbet varsa tartışmacı anlatım ya da tartışma diyoruz. Masal, roman, hikayelerden alınmış bir olay varsa biz buna o zaman Öyküleme diyoruz Tonguç'um. Eğer bir şeyin gözümüze resmi çiziliyorsa buna ne diyorduk hatırlıyor musunuz? Betimleme hocam. Harikasın. Süpersin. Betimleme diyoruz. Tamam. Şimdi. Şimdi buraya bakalım. Karşılaştırma örnekler falan filan da gidiyor. Burada tabii anlatım biçimleri harici düşünce geliştirme yolları da var. Tanık gösterme bir kişinin sözünü aktarmak. Tanımlama bu nedir sorusuna cevap veriyor. Karşılaştırma bu böyledir şu ise şöyledir şeklinde varlıkları karşılaştırıyor. Bakalım şimdi. Türkçe öyle bir dil ki çağlar ötesinden durmaksızın akıp gelen bir şelale. Her daim taze, her daim gürül gürül. Asya'da doğan fakat Afrika'ya ve Avrupa'ya uzanan bir sonsuzluk arımı adeta. Öylesine güçlü, öylesine geniş bir derya ki... Üç kıtayı da güzellikleriyle sulamış, doğayı yeşertmiş... Birbirinden şirin meyveler sunmuş bir dil. İnceliği, zarafeti en iyi yansıtan dil. Her toprakta yetişen binbir güle ana vatan olmuş, kucak açmış bir dil. Şimdi birincisi burada karşılaştırma var mı Tonguç İlhan? Evet hocam Türkçe ile diğer dilleri karşılaştırmış. Harikası. Niye bak diyor ki inceliği zarafeti en iyi yansıtan dil diyor bak. Karşılaştırma da Tonguç İlhan benim buna dikkat et. En daha kadar gibi ifadeleri görüyorsan bunlar karşılaştırmanın en önemli unsurlarıdır bak. Dil var en iyi yansıtan dil var. İyi yansıtan dil var en iyi yansıtan dil var. Yani Türkçe en iyi yansıtan dil diyor. Dolayısıyla karşılaştırma var. Karşılaştırmanın olmadığı C seçeneğini ve D seçeneğini eledik. Tamam. Şimdi Peki burada örnek mi vermiş, benzetme mi yapmış? Ona bakacağız. İlk cümleden bir daha bakalım. Türkçe öyle bir dil ki, çağlar ötesinden durmaksızın akıp gelen bir şelale her daim taze, her daim gürgür. Türkçeyi bir şelaleye benzetiyor. Dolayısıyla Türkçe'yi bir şelaleye benzettiği için biz burada benzetme var diyebiliriz. Cevabımız bursa. Bu nedir sorusuna cevap veren bir tanım cümlesi yok. Önemli bir kişinin sözü tırnak içinde aktarılmamış. Tanık gösterme yok. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle Bursa seçeneği. Şimdi Tonguç Eladim benim. Senin yapman gereken şey son derece net. Mutlaka mutlaka sana yazılı notlarında ve tüm derslerde gösterdiğimiz ortak sınav denemelerini çözmelisin. Aynı zamanda aynı zamanda burada sana bir haberimiz daha var. LGS dershanesinde şu anda öğrencilerimiz için özel bir indirim var. İşte kişiye özel soru bankaları veriyoruz. Aynı zamanda canlı dersler yapılıyor, birebir bir özel dersler yapılıyor, özel Pomodoro'lar yapılıyor. LGS dershanesinde sıkı sıkı hazırlanmaya devam ediyoruz. Şu anda %20'lik bir indirim var. Bence bundan da faydalanabilirsin e, açıklamanın devamında. Haftalık denemeleri de çözeceksin. O denemeler sayesinde de sana göre, yaptığın yanlışlara göre kişiye özel soru bankası yapılıyor. Diyoruz ki bu öğrenci bu kadar yanlış yapmış, o zaman şu testi yapmalı. Bu öğrenci bu kadar yanlış yapmış, o zaman şu testi yapmasına gerek yok şeklinde kişi özel soru bankalarımızla, performans takiplerimize, öğrencilerimizi hazırlıyoruz. İnşallah sen de LGS hayallerindeki e, liseyi kazanırsın. Hadi bakalım ödül soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden hepinize LGS yolculuğunuza ve yazılarınıza başarılar.